Siz çok naziksiniz. Karadenizli misiniz? Evet Karadenizlisiniz. Bize fındık getirmişsiniz. Evet. Ben yayında fındık kırmak tabii iyi bir şey değil ama yani... Genellikle faydalı bir besin maddesi. Yakup Bey, evet. Çok teşekkür ediyoruz bu fındık için. Evet Yakup Bey bu tip şeyler böyle şaka aletleri ve erotik bir takım şeyleri üreten bir firmanın yöneticisi değil Evet, mi? evet. Ben fındığımı yerken siz devam edin. Bu bir fındık değil, bir prezervatif duyurulur bu arada. Peki çok teşekkürler Yakup Bey. Evet, biz sizi bir parçacık tanıyabilir miyiz? Nereden aklınıza geldi? Biz Türkiye'de 2,5 yıldan beri toplam Türkiye'de şu anda 33'e varan çok cesur arkadaşlarla birlikte Türkiye'de cinsel mamuller hem ithal ediyoruz hem Türkiye'de imal ediyoruz ve bunun dağıtımını yapıyoruz Türkiye genelinde. 2,5 yıldan beri Türkiye'de bu işle iştigal ediyoruz. Türkiye'de yapılmayan bir iş koluydu. Türk insanının yıllardan beri Siz iktisatçısınız değil mi şeyiniz? iktisatçıyım ben. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de yapılmayan bir iş koluydu. Anladım. İnsanların cesaret edemedikleri, ayrıca yıllardan beri cinsel duygularının bastırıldığı bir toplumun çok ihtiyacı olan bir konu olduğu için biz bu iş Anladım. kolunu seçtik. Peki bir iktisatçı olarak bunun belli bir gelir kaynağı yaratacağını mı düşündünüz? Yoksa tabuları mı yıkmak istediniz? Hayır, mutlaka ticari bir yönü de vardır. Tabu yönü tabii çok daha farklı bir olay. Yani bayağı tabuları yıktınız galiba, değil mi? Türkiye'de bazı şeyler 80'den sonra epey yıkıldı. Buralara kadar geldi. Örneğin şu anda özel bir televizyondayız. Bu bile hayal edilemeyen bir noktaydı. Evet. Türkiye'de de cinsel materyaller konusu da bu şekilde ortaya çıkan bir sektördür. Şu anda sektör halini alan Türkiye genelinde tüm bayileriyle, satış organizasyonuyla birlikte 1 milyon insan müşteri potansiyeli şu anda bilgisayarlarında kayıtlı olan bir sektör. Evet, 1 milyon insan 1 başvurdu size. milyon insan Türkiye genelinde şu anda bayilerimizde, satış merkezlerimizde ve bizim